Merhabalar, 17 Nisan 23 Nisan haftasına hoş geldiniz. Bu hafta bayram mesajları var. Neden? Çünkü Şeker Bayramı'ndayız. Şeker Bayramı haftasındayız. Herkesin Şeker Bayramı mübarek olsun, kutlu olsun diyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu sene, bu hafta aynı zamanda 23 Nisan'a da denk geliyor. İki bayram üst üste, çocuk bayramı. Dolayısıyla bayram tadında güzel, mutlu, mesut, hep birlikte sevdiklerimizle yaralarımızı sardığımız, hüzünlerin azaldığı, acıların azaldığı, heveslerin çoğaldığı bir hafta olmasını temenni ediyorum. Bu hafta 20 Nisan'da ilk tutulma gerçekleşecek. Koç burcundaki tutulma 29 derecede, analitik derecede olacak. Bu tutulmayla birlikte evet, o bahar enerjisini, o hevesi, yeniden motive olmayı, bir şeyleri gerçekten değiştirip, dönüştürüp, başarmayı ve başlatmayı hedefleyeceğiz hep birlikte. Çünkü güneş tutulması bir şeylerin yeni başlangıcı, yeni sayfaları anlatıyor bizlere. Ve bu anlamda da sabah 07.12'de gerçekleşecek bu tutulma. Jüpiter'le kavuşum enerjisinde olacak. Plüton'dan dik açı alacak. Yani gerçekten dönüşme açık bir tutulma, güneş tutulması. Şimdi 17 Nisan, 23 Nisan haftası direkt tutulma olarak ben giriş yapmak istiyorum. Tutulma bizleri nasıl etkileyecek? Bununla giriş yapmak istiyorum. Artı bu hafta zaten tutulmadan hemen sonra 21 Nisan itibariyle güneş boğa burcuna geçiyor. Boğa burçlarının doğum günleri başlıyor. Artık güneş onlar için parlıyor. İyi ki doğdunuz boğalar diyorum ben. Ve 21 Nisan'da Merkür geri hareketini yapmak üzere 15 derece boğa burcunda retroya başlayacak. Ve ne zamana kadar? 15 Mayıs'a kadar sürecek. Yani bayağı hareketli, önemli, radikal bir haftadayız. Şimdi hemen koçlarla gelin başlayalım. Neler var, neler yok bu hafta tutulmadan nasıl etkileniyor koçlar? Sevgili koç ve yükselen koç, evet sizin burcunuzda gerçekleşen bir tutulma var. 29 derece, analitik bir derece, astrolojide önemli bir derece. Arafta kalmayı anlatıyor aslında 29 dereceler. Yani başlayacaksın ama başlayamıyorsun, bir aradasın, bir deredesin gibi bir durumu anlatıyor. Zaten Merkür Retrosu da devreye giriyor bu hafta. Boğa burcunda devreye girecek. Sizin de özellikle iletişim ve para konularında, para ticareti, alım satım gibi konularda bir ileri bir geri gitmenize sebebiyet verecek. Bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla güneş tutulması evet içimizdeki bir hevesi, bir başlatma enerjisini, silkelenmeyi anlatsa da en azından yeni başlangıçlar için aslında hazırlık yapmak, elinizde olanları tamamlayıp bitirmek, gerçekten sil baştan sıfır başlangıçlar içinse 15 Mayıs ve sonrasını değerlendirmek daha mantıklı olacak sevgili koçlar. Mars 4. evinizde genel hatlarıyla aslında yönetici gezegeninizin 4. evde olmasıyla birlikte ailevi konularda özellikle girişimler yapıyor olabilirsiniz. Ev, emlak, taşınma ve ev yerleştirme gibi konularda girişimler, başlatmalar yapmak isteyebilirsiniz. Bazı önemli kararlar alacaksınız. Yeni bir sayfa açılacak hayatınızda. Güneş tutulmasıyla birlikte gerçekten öncü burçlar, koçlar, yengeçler, oğlaklar ve teraziler büyük aksiyon alacaklar. Enerjinizi ve yaratıcılığınızı üretkenliğe doğru harcayın. Çünkü bu süreçte kıskançlıklar, rekabet ve ikili ilişkilerde de sürtüşmelere açık bir süreçtesiniz sevgili koçlar. Sevgili boğa ve yükselen boğa, evet haftaya ay Koç burcunda başlıyoruz ve Koç burcunda da 20 Nisan'da bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu güneş tutulması ile birlikte aslında başlatma enerjisi aktive olacak hepimiz için. 29 derece analitik bir derece, yani artık yumurtanın kapıya dayandığı ve bir şeyleri gerçekten yenilemek gereken, silkelenmek gereken bir süreçteyiz. Sizler bunu geri planda kalarak, belki biraz hazırlık yaparak, plan program yaparak, biraz böyle aksiyon almayarak, beyinde, zihinde oturtarak önce şey yapacaksınız, düzenleyeceksiniz. Yani gerçekten fiziki anlamda harekete geçmekten ziyade aslında kafanızın içinde bazı konuları oturtacaksınız. Nelerin eksik, nelerin gedik, nelerin yapılması gerekliliği ile ilgili. Ve bununla birlikte de zaten güneş sizin burcunuza giriyor. Hemen tutulmanın bir sonraki gün doğum günleriniz başlayacak. Enerjiniz, motivasyonunuz yerine gelecek. Kendinizi her anlamda şanslı
bereketli hissedeceksiniz. Yapmak istediğiniz konularda birlikte adım atmak istediğiniz insanlarla diyaloglarınız daha aktif olacak. Herkese karşı daha özverili, daha iyi niyetli olacaksınız. Sevilip sevildiğinizi fark edeceksiniz. Venüs yönetici gezegeniniz İkizler Burcu'nda parasal konularda güzellikler, olumlu geri dönüşler var. Tutulmayla birlikte de bazı özellikle düşman olarak gördüğünüz, size düşmanlık yapmak isteyen kişilerin U dönüşü yaptıklarını, gayet güzel sizinle dost olduklarını göreceksiniz. Ve burada kime güven duyulması gerektiğini, kime güven duyulmaması gerektiğini tekrardan analiz edeceksiniz sevgili boğalar. İkizler ve yükselen ikizler, evet 17 Nisan 23 Nisan haftasında tutulma haftası dedik. Bu hafta Güneş Koç burcunun son derecesinde, Ay Koç burcunun son derecesinde 29 derecede bir güneş tutulması gerçekleşiyor. 20 Nisan'da sabah 07:12'de gerçekleşecek bu tutulma. Bir şeyleri başlatacağız, bir şeylere yeni sayfa açmak, tekrardan heveslenmek, özellikle arkadaşlıklar, organizasyonlar, sosyal alanlarda sizler bir takım yeni projeler üretmek, yeni girişimlerde bulunmak isteyeceksiniz. Merkür Retrosu'nun yalnız bir sonraki gün 21 Nisan'da retroya girişi var. Dolayısıyla bu sizi hayli etkileyen bir gezegen hareketi. Yani yöneticiniz olduğu için Merkür sizi ekstra etkiliyor, hepimizi etkiliyor. Ve arka planda özellikle Boğa Burcu'nda retro olacağı için bazı konularda dolduruşa gelmeyin. Duyduğunuza inanmayın. Dedikodular arkanızdan dönebilir bu dönemde. Bazı düşmanlıklar hissedebilirsiniz. Bazı arka planda entrikalar, böyle katakullivari işler dönebilir. Bunları fark edip canınız sıkılabilir. Ama işin astarını öğrenmeden, işin gerçekten gerçek yüzünü öğrenmeden harekete geçmemek gereken bir süreç. O yüzden sakin kalmalı, sabırlı olmalı ve olaylar tam anlamıyla ortaya çıkıp ayyuka çıktıktan sonra harekete geçmeniz mantıklı olacaktır. Belki bazı arkadaşlıklarda arkadaşlıkların bitmesi, yenilenmesi gerektiğini fark edebilirsiniz. İş ve girişimlerinizde özellikle plan yapma zamanı, oturup strateji geliştirmek, düzenleme yapmak, elinizdeki işlere odaklanmak, yeni herhangi bir sözleşmeye, kontrata imza atmamak gereken bir süreçtesiniz. İkili ilişkilerinizde bir dargın, bir barışık gidiyor. Evet, biraz böyle inişli çıkışlı giden durumlar söz konusu. Biraz daha anlayış, biraz daha iletişim kopukluklarına dikkat ederseniz çok daha güzel bir hafta geçireceksiniz sevgili ikizler. Yengeç ve yükselen yengeç. Evet, bu hafta tutulma haftası, öncü burçlar olarak sizler de gerçekten önemli etkiler alıyorsunuz. İş ve kariyer statü alanınızda gerçekleşecek Koç burcundaki yılın ilk tutulması 29 derecede gerçekleşiyor ve güneş tutulması bir takım hayatlarımızda yeniliklere gebe olduğumuzu gösteriyor. Yeni sayfalar açmamız gerektiğinin altını çiziyor. Yeni ay enerjisinde çünkü bir heves, bir kıpırtı, bir başlangıç enerjisinde adım atma, tohum atma zamanı. Özellikle iş ve kariyer anlamında bazı U dönüşleri, bazı teklifler, bazı radikal değişikliklere gebe olabilirsiniz. Fakat herhangi bir imza atmadan önce, herhangi bir kontratı gerçekten iyice okumadan önce girişim yapmamanızı tavsiye ediyorum. Zira bir sonraki gün 21 Nisan'da çünkü Merkür Retrosu devreye girecek ve 3 haftalık süreçte 15 Mayıs'a kadar Merkür Retrosu da devrede olacağından, her ne kadar Güneş tutulması yeni başlangıçları anlatsa da bir nebze aslında yarım kalanları tamamlamak, daha önce başlattığınız fakat bir türlü bazı konulardan, bazı sebeplerden dolayı tamamlayamadığınız işlere yönelmek çok daha mantıklı olacaktır. Bu süreçte evraklara, ofis içindeki bazı dosyalara, işte bilgisayar kayıtlarına dikkat etmeniz yerinde olacaktır sevgili yengeçler. Güneş 11. evinize geçiş yapacak Boğa burcuna. Bu da özellikle organizasyonlar, sosyal alanlar ve arkadaşlıklarda daha öne çıkacağınızı, daha popülaritenizin artacağını, daha neşeli, daha böyle gerçekten bahar enerjisinde olduğunu gösteriyor. Hepinizin şimdiden hem Şeker Bayramı kutlu olsun, hem de gençlerin, çocukların 23 Nisan bayramları kutlu olsun diyorum.
Aslan ve yükselen aslanlar, evet 17 Nisan 23 Nisan haftasında öncelikle bayramınızı kutlamak istiyorum. Şeker bayramı hepimize şeker tadında olsun inşallah. Bunun dışında bu hafta önemli bir hafta, tutulma haftası, yılın ilk tutulması, Koç burcundaki 29 derece güneş tutulması çok çok önemli. Tutulmalar hepimizin hayatında önemli yer arz ediyor. Bazı noktalara çentik atıyor ve kadersel etkileri, kadersel temaları hayatımıza getiriyor. Belki kadersel karşılaşmaları, gerçekten yaşamamız gereken olayları bir şekilde önümüze getiriyor. Bu durumda sizler bunu özellikle dış ticaret, uluslararası ilişkiler, yabancılarla olan diyaloglarınız, eğitim, felsefe, din, bu konulara bakış açınız, belki bazı inançlarda sınanmalarınız ve belki hatta ve hatta adalet, hukukla ilgili konularda girişimler adına yaşayacaksınız bu tutulmayı. Hakkınızı aramak, hak ve adaletin peşinde koşmak, gerçekten tuttuğunuzu koparmakla ilgili bir tutulma olacak. Koç burcundaki tutulma aslında sizleri, aslanları ve yayları olumlu anlamda etkileyecek. Ateş elementinden size gayet böyle olumlu üçgen bir açı gönderiyor. Bu anlamda da şanslısınız aslında. Bu tutulmayla birlikte güzellikler de gelecektir. Özellikle beklemediğiniz haberler, ummadığınız haberler, sürpriz şeyler hayatınıza dahil olabilir. Sürpriz insanlarla tanışabilirsiniz, ilişkiler başlatabilirsiniz. Yepyeni, güzel flörtlere bekarsanız şayet kapı aralayabilirsiniz. Bu süreçte eğitimler, özellikle üniversite, yurt dışı eğitimler, doktora, master gibi yüksek eğitim konularında kendinizi geliştirmekle ilgili aktivasyon alabilirsiniz. Merkür Retrosu başlayacak 21 Nisan'da. Sadece ona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 21 Nisan 15 Mayıs arasında Merkür Boğa Burcu'nda geri hareketine başlayacak. Bu da özellikle iş konularında sizin daha önce elinizde yarım kalan işleri tamamlamak, daha önceki projelere odaklanmak adına bazı imajlar verecektir. Çünkü biliyorsunuz artık çok popüler oldu Merkür Retrosu'nda. Yeni bir işe başlamıyoruz, imza atmıyoruz, sözleşmeleri 2-3 kere okuyoruz. Bazı aksaklıklara, özellikle iletişim alanında aksaklıklara sebebiyet verebiliyor. Yanlış anlaşılmalara maruz kalabiliyoruz. Siz de bunu özellikle iş konusunda, iş yerinde patronlarla, çalışanlarla, aslarla, üstlerle bazı yanlış anlaşılmalara, diyaloglarda, toplantılarda, gecikmelere, engellere maruz kalarak deneyimleyeceksinizdir büyük ihtimalle. Bu anlamda bu alana dikkat etmeniz iyi olacak. Fakat tutulmanın verdiği mesaj hak, özgürlük, adalet konuları ve arkana yaslanıp büyük resmi görmek olacak sevgili aslanlar. Başak ve yükselen Başak, evet. 17 Nisan, 23 Nisan Ayvalık Burcu'nda başlıyoruz haftaya. Fakat bu hafta Koç Burcu'nda, özellikle Koç Burcu'nun son derecesi 29 derecede, analitik bir derece. Analitik derece demek bazılarınız biliyor olabilir, bazılarınız bilmiyor olabilir. 30 derecelik parsellere ayrılıyor, bölünüyor takım yıldızları ve burçlar. Dolayısıyla 29 son derece olduğu için aslında biraz belirsizlikleri, arafta kalmayı, biraz böyle hem var hem yok enerjisini, gerginliği biraz tetikleyen bir enerji. Dolayısıyla biriktirdiğimiz konuların aksiyon, fazla baskıda kalması, bazı şeylerin sıkıştırılıp bir anda patlaması gibi durumları hayatımıza getirebilir. Böyle bir derecede, hem de Koç burcunda ateş elementinde olduğu için özellikle sinirsel gerginliklere açık olabilirsiniz. Bir anda patlamalara açık olabilirsiniz. Fakat direkt sizin hayatınızda, özellikle ortaklıklarda bu anlam taşıyacak. Çünkü 8. evinizde meydana geliyor. Bazı iş projeleri, özellikle partnerinizle veya sevdiğiniz insanla yaptığınız girişimlerde, ortak kazanç hanenizde yapacağınız aksiyonlar ön plana çıkacak güneş tutulmasıyla. Bu aksiyonlarda yeni bir işe imza atmamak gerekecek. İlk önce bir bekleyip görmek gerekecek. Merkür de retroya girecek çünkü. Bu ikizler burcunun olduğu kadar sizi de inanılmaz derecede etkileyen bir etki. Sizin de yönetici gezegeniniz. Ve Merkür'ün retroya girmesiyle birlikte aslında imza atmamak ve yeni başlangıçlar için önce bir beklemek, didiklemek, tam sevdiğiniz şey, detaylara inip gerçekten neresi eksik, neresi fazla, bazı konuları tekrar gözden geçirmek gerekebilir. Bu illa bir dosya olmayabilir, bir iş olmayabilir. Bu insan ilişkilerinde de, konuştuğumuz konularda da, yaptığınız diyaloglar için de geçerli.
Çocuklarınızla olur, eşinizle olur, ailenizde olur, normal günlük yaşantınızda olur. Her türlü konuda bazı şeyleri sıfırdan başlamamak, var olan konuları tamamlamak adına iyi bir etkidir. Şimdi Merkür yönetici gezegeniniz 10. evde zaten. Güneş Boğa burcuna geçiyor bu hafta. Hemen tutulmadan sonra o da sizi özellikle seyahatler alanında yeniliklere itecek. Belki seyahatlere çıkmak, belki ziyaretler yapmak, sevdiklerinizi ziyaret etmek hazır da bayram vesilesiyle iyi gelecektir sevgili Başaklar. Teraziler ve yükselen terazi 17 Nisan 23 Nisan haftası Ay Balık burcunda başlayacağız bu haftaya. Güneş Koç burcundaki güneş tutulması damga vuruyor ve Merkür de retrosu yavaş yavaş devreye giriyor. Ben de yavaş yavaş konuşmalarda böyle takılmaya başlıyorum bile. Çünkü Merkür retrosu iletişimle ilgili her şeyden evvel. İletişim, düşünce yapısı, insanlarla anlaşmalarımız, diyaloglarımız, konuşmalarımızda yanlış anlaşılmalara maruz kalabiliyoruz. Biz A demek isterken insanlar bizi Z diye anlayabiliyor. Veya bir şey söylediğimizi unutabiliyoruz. Tutamayacağımız bazen tamam yaparım deyip sözler verip bunun karşılığında yapamayabiliyoruz. Veya karşı taraf yapamayabiliyor. Tüm bunlar biraz sinirlerimizi evet testten geçiriyor, sınavdan geçiriyor. Belki sınırları zorluyor. Ama Merkür retroları da hayatın tadı, tuzu, biberi. Dolayısıyla senede 3-4 defa meydana gelecektir. Ve bazen bize aslında geriye dönüp çalışmanın, yarım kalan şeylerin tamamlanması gerektiğini hatırlatacaktır. Şimdi tutulma sizin. Tam karşı tanenizde, ilişki halinizde. İlişkilere bakış açınız gerçekten değişecek sevgili teraziler. Hatalardan ders çıkarmanız gerekecek. Ve bu anlamda yenilere belki şans vermeniz gerekecek. Biten ilişkinin peşinden gitmemeniz gerekecek. Ve yeni sayfalar, özellikle ilişki anlamında, ilişkiye baktığınız pencerede, ilişkiyle ilgili her türlü konuda yeni bir portföyden bakmanız, yeni bir pencereden bakmanız gerekecek. Tam karşı tanenizde güneş tutulmasıyla birlikte bazı teraziler aslında var olan ilişkilerini bir üst aşamaya da taşıyabilirler. Böyle daha bir ciddiye götürebilirler, artık evlilik kararı alabilirler, ilişkilerinde barışmalar da yaşayabilirler. Bu olumlu veya olumsuz sizin kendi haritanıza göre değişen bir süreç. Aynı zamanda sizin kendi yaşantınıza göre de değişen bir süreç. Ama her ne olacaksa ilişkiler hanenizde olacak. Çünkü tutulma o alanda gerçekleşiyor. Bu hafta Boğa burcuna geçiyor güneş hemen tutulmanın sonrasında. Bu da sizi özellikle ödemeler konusunda rahatlatacaktır. Ödemeler alanınızda daha kolay ilerlediğinizi göreceksiniz. Fakat imza gibi konulara dikkat etmek lazım. Özellikle sözleşme, anlaşma, kontrat gibi konuları biraz daha ertelemek, özellikle 15 Mayıs'tan sonrasına devretmek iyi olacaktır sevgili teraziler. Akrep ve yükselen akrepler 17 Nisan 23 Nisan haftasına hoş geldiniz. Öncelikle bu hafta iki tane bayram var. Hem şeker bayramı hem çocuk bayramı. Dolayısıyla bayramınız şeker tazında olsun diyorum. Evet, haftaya başlarken Ay Balık burcunda başlayacağız. Bu hafta ama güneş tutulması var Koç burcunun son derecesinde. Ve gerçekten hayatımızda anlamlı yeni sayfalar açmak, özellikle 6 aylık süreçte yeni başlangıçlar yapmak için bizi tetikleyen bir tutulma olacak güneş tutulması. Yeni başlangıçlar için hevesimizi arttıracak, tekrar istek duymamızı, tekrar motivasyon kazanmamızı, aksiyona geçmemizi ve bizi harekete geçirmek için Koç enerjisiyle cesaretlendirmek, liderlik yapmak ve bir şekilde o ateş elementinin verdiği aktivasyonu hissetmek gerekecek. Şimdi sizler bunu özellikle günlük koşuşturma alanlarınızda, rutinlerinizde, sağlık, beslenme gibi durumlarda yaşıyor olacaksınız. Bu alanlara her gün yaptığınız rutinlerini yeni bir yelken, yeni bir sayfa açmak gerekecek. Yenilerini eklemek gerekecek. Birlikte ofis işinde olabilir, ofiste görüştüğünüz insanlar, çalışma arkadaşlarınız olabilir. Onlarla birlikte yeni projeler üretebilirsiniz. Bazı fikirleri yeniden masaya yatırabilirsiniz. Bu hafta aşk ve ilişkiler konusunda özellikle şanslı burçlardan bir tanesi sizler olacaksınız sevgili akrepler. Aşk ve sevgi anlamında geri dönüşler, barışmalar, bazı pişmanlıklar olabilir bu hafta karşı taraftan size gelecek olan. İkili ilişkilerde mutlu, mesut, gayet güzel yaşıyorum diyenler için de daha da iyiye gidecek süreçler var. Bunun dışında yönetici gezegeniniz
dokuzuncu evde ve dördüncü evde bulunuyor. Çünkü biri Mars, biri Plüton. Bu da aslında ev, aile ortamı ve özellikle yurt dışı konularla ilgili bazı aksiyonlar almak istediğinizi gösteriyor. Bu yenilenme sürecini bu hayat, bu alanda yaşamanız gerekliliğini anlatıyor. Bunun dışında Merkür Retrosu devreye girecek 21 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar. Bu hafta aynı zamanda Retro'nun başlayacağı bir hafta. Ve Retro da sizin tam karşı tanenizde olacağından, aslında işte bu geri dönüşlerin sebebiyeti Merkür Retrosu olacaktır. Merkür Retrosu'nda hani eski sevgililer geri döner, barışsak mı barışmasak mı gibi süreçler evet oluyor. Fakat bu Merkür Retrosu'nda ben size kesinlikle şans vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü belki de geçmişte yapılan hatalardan ders çıkartmış olacak ve bunları bir daha yapmamak üzerine, gerçekten tamir etmek üzerine dönüyor olacak. Bence affetmekte fayda var, bağışlamakta fayda var diyorum sevgili akrepler. Yaylar ve yükselen yay, 17 Nisan 23 Nisan haftasına hoş geldiniz. Bu hafta iki tane bayramımız var. Hem Şeker Bayramı hem de Pazar günü gerçekleşecek Çocuk Bayramı 23 Nisan kutlu olsun şimdiden. Şimdi bu hafta tutulma haftası, güneş tutulması, Merkür Retrosu, güneşin boğa burcuna geçmesi gibi durumlar söz konusu. Ve tüm bunlar sizlerin aşk, flörtler, hayattan zevk aldığınız konular, cesaret ve aksiyon gerektiren konularınızı aktive ediyor. Özellikle radikal kararlar almak istiyorsunuz, hayata coşkulu, spontane atılmak istiyorsunuz. Koç burcu enerjisi sizi de olumlu anlamda etkiliyor. Güzel, keyifli, sevdiklerinizle birlikte vakit geçireceğiniz zamanlar söz konusu. Barışmalar, uzlaşmalar, arkadaşlıklar, flörtlerde çok daha keyif aldığınız, çok daha motivasyonunuzu yükselten olayların hayatınıza gireceği söz konusu. Belki bazı kutlamalarınız var, doğum günleri var, yapmak istedikleriniz var. Tüm bunları ele alacaksınız. Çocuklarla ilgili konularda eğer ebeveyn olmak isteyen yaylar varsa bu tutulmayla birlikte bunun da adımları, tohumları serpilebilir diyorum. Şimdi güneş boğa burcuna geçecek hemen tutulmadan sonra. Özellikle sağlık hanesi ve günlük rutinleriniz için güzel bir geçiş olacak bu. Koşuşturmalarınız bayağı bir artacak, yoğunluğunuz bayağı bir artacak. Fakat Merkür Retrosu'nun da aynı alanda olacağını düşünürsek, aslında yeniliklere başlamaktan ziyade elimizde var olan işlere yönelmek, yanlış anlaşılmalara dikkat etmek, özellikle elektrikli aletlerdeki bozulmalar, işte evde bazı tadilat, tamirat gereklilikleri canınızı sıkmasın. Merkür Retrosu'dur deyin geçin. Ne zamana kadar? 15 Mayıs'a kadar. Oğlak ve yükselen oğlaklar, evet 17 Nisan 23 Nisan haftasına hoş geldiniz. İki tane bayramımız var, Şeker Bayramı ve 23 Nisan Çocuk Bayramı. Hepinize kutlu olsun diyorum. Şimdi bu hafta tutulma haftası, güneş Koç burcunda ve 29 derece Koç burcunda bir tutulma gerçekleşecek. Güneş tutulması gerçekleşecek. Ay da 29 derecede. Jüpiter'den güzel bir kavuşum var ama Plüton'dan bir dik açı, kare açı var. Başlatma enerjisi, heves, motivasyon gayet yüksek. Bir şeyleri başlatmak, silkelenmek istediğimiz bir süreçteyiz gerçekten. Özellikle ailevi konular, yeni bir girişim, yeni iş açmak, yeni bir ev düzeni, yeni aile kurma düzeni. Tüm bunlarda gerçekten önemli böyle majör etki aldığınız bir alandasınız. Yengeçler, oğlaklar hepsi aynı şekilde. Koçlar ve teraziler, öncü burçların hepsi gerçekten önemli radikal kararlar alacaklar hayatlarıyla ilgili. Bu kararları alın fakat hemen aktivasyona geçmeseniz de olur. Çünkü Merkür Retrosu da devreye giriyor. 15 Mayıs'a kadar Merkür Retrosu devrede olduğundan bir ileri iki geri, işte iki ileri üç geri gibi durumlar söz konusu olabilir. Engellenmelere, bazı işte kısıtlanmalara, bazı ertelenmelere maruz kalabilirsiniz. İletişimde yanlış anlaşılmalar, hatalar olabilir. Para konularında, para çekmede, para transferlerinde problemler, mesajlarda problemler olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekecek. Özellikle günlük hayatınızda, rutinlerinizde, arkadaşlarınızla, eş dost toplantılarında bunu daha sık yaşayacaksınız. Şimdi bu hafta tutulma etkisiyle özellikle
kendi ailenizi kurmak, hazırlıklar, ailevi meseleler ve yeni deneyimleri hayatınıza çağırın. Bunların ön çalışmasını, ön motivasyonunu yapın. Her şeyi tamamlayın. 15 Mayıs'tan sonra da adımınızı atın diyorum sevgili oğlaklar. Sevgili Kova ve yükselen Kova, 17 Nisan, 23 Nisan haftasına hoş geldiniz. Bu hafta iki tane bayram var. Biri Şeker Bayramı, şeker tadında bayramlarınız olsun. Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan, hepsi bu haftaya toplandı. Ne güzel, ne bereketli bir haftadayız. Aynı zamanda Koç burcunda bir güneş tutulması var. Merkür retrosu da devreye giriyor. Güneş tutulmadan hemen sonra Boğa burcuna geçiyor ve Boğa burçlarının doğum günlerini başlatıyor. Gökyüzü gene çok hareketli, gene bereketli, gene aksiyonlu. Dolayısıyla bizler de aynı aksiyon, aynı motivasyonla hareket edeceğiz. Bir şeyleri başlatma enerjimiz çok yüksek olacak. Özellikle yakın çevre iletişiminiz, ticari faaliyetler, ticaret, alım, satım gibi konularda sizler aksiyon almak isteyeceksiniz. Bir an önce belki para kazanmak, yeni ticari işbirliktelikleri bulmak, belki bazı yeni fikirleri, yeni kafanızdaki projeleri tanıtmak, göstermek, reklamını yapmak isteyeceksiniz. Bunlarla ilgili aksiyon alabilirsiniz. Güneş tutulması zaten bu alanınızda gerçekleşiyor. Bunun dışında yakın çevre, komşular, kardeşlerden alacağınız güzel havadisler sizin motivasyonunuzu arttıracaktır, keyif verecektir sizlere. Bu dönem zaten bu hafta bayram haftası olduğu için sık ziyaretlere gidip gelmeler, ufak tefek böyle küçük seyahatler de sizin haftanın olmazsa olmazlarıdır. Güneş Boğa burcuna geçiyor. Ev, aile konularınız hareketleniyor, güzelleşiyor ve bu hafta özellikle parasal anlamda da girişimlerinizin karşılığını alıyorsunuz sevgili kovalar. Sadece ve sadece 21 Nisan 15 Mayıs arasındaki Merkür retrosuna dikkat etmek gerekecek. Bu retro özellikle ev ve aile konularında bazı kişilerle yanlış anlaşılmaları hayatınıza getirebilir. Bunun da altını çizmek isterim. Gene evinizde belki bozulan bir takım aletler vesaire de canınızı sıkmasın. Merkür retrosu deyip geçin diyorum. Sevgili balık ve yükselen balık, 17 Nisan 23 Nisan haftasına hoş geldiniz. Bu hafta Şeker Bayramı. Öncelikle Şeker Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı, çocukların bayramını kutluyorum. Ve bu hafta 20 Nisan'da güneş tutulması var. Hemen tutulmadan sonra güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor. Ve hemen gene güneş tutulmasından sonra 21 Nisan'da Merkür retrosu başlıyor. Tüm bunlar sizler için öncelikle parasal ve maddi konularda adım atmanızın gerekliliğini, kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız gerekliliğini, kendi başınızın çaresine bakmak gerekliliğini, hani tırnağın varsa başını kaşırsın diye bir laf vardır eskilerin. İşte bu lafı anlatan bir dozda bir güneş tutulması bekliyor sizleri sevgili balıklar. Kendi değer yargılarınız, işiniz, eviniz, arabanız, kendinize ait olan şeyleri şükretmek veya ait olmasını istediğiniz şeyler uğruna çaba sarf etmek gereken bir tutulma olacak. Bunlar için artık ayağa kalkıp mücadele edeceksiniz ve Satürn de sizin burcunuzda hazır. Gerçekten hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gayret ve motivasyon edeceksiniz, vereceksiniz. Merkür retrosu canınızı sıkmasın, hepimiz için geçerli 3 haftalık süreçte. Merkür retrosu özellikle yakın çevre iletişiminizde, konuşmalarınızda bazı konularda tedirginlik yaratabilir, bazı konularda unutkanlık verebilir sizlere. Bunlara dikkat edin. Tutamayacağınız sözler vermeyin veyahut da insanlardan söz alırken tekrar konuşuruz diye altını çizin. Çünkü karşı tarafta unutabilir. Merkür retrosu 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu alanda yeni projelere başlamamak gerekecek. Her ne kadar güneş tutulması yenilikleri anlatsa da imza atmak ve gerçekten bir şeylere başlamadan önce 2-3 kere okumak veyahut da 15 Mayıs'tan sonra imza atmak gerekecek sevgili balıklar. Hepiniz için güzel bir hafta olsun. Bayramımız kutlu olsun.